Merhaba sevgili arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sayfa 93'te bulunan sorulara bakacağız. Eğer hazırsak haydi videomuza başlayalım. Şimdi ilk sorumuza bakıyorum. Ne demiş bize ilk sorumuzda? Bir kutuda diyor 24 tane balon vardı. Bu balonların 6'da biri satıldı diyor kaç tane balon satılmıştır diyor. Yani 24 balon tamamı yani 6 bölü 6'sı iken tamamı 6'da biri satılmış. Birim kesir kadarı satılmış. Yani 6'ya bölüp bir tanesini alacağız. 6 parçadan eğer 24 balonumuz bizim şu şekilde 6 parçadan temsili olarak gösterirsek bunun bir tanesi satılmış. Yani 6'ya bölüp birini bulacağız. O zaman 24'ü şöyle genişletiyorum. 24'ü 6'ya bölersek 6 kere 4 çarpım tablosundan ötürü 24 olur. Demek ki 4 balon. Yani buradaki bir tane parçamız bizim 4 balonu temsil ediyormuş. E bize de 6'da biri lazımdı. O zaman bizim cevabımız bu soru için 4 balon olarak karşımıza çıkmış olur. Sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuza bakıyorum. Ali demiş 36 lira olan parasının 9'da ikisini kızılaya bağışladı diyor. 9'da ikisini gelin şöyle kare şeklinde 3 çarpı 3'lük bir parçamız yapalım. 3 çarpı 3 ve 9'da 2'yi inceleyelim. 2 tane kutumuz 9 kutudan 2 tanesi. Bu 9 kutunun tamamı 36 lirayı temsil etmekte. O zaman bir kutuyu bulmak için 36'yı 9'a böleceğiz. Yine çarpım tablosundan 4 kere 9 36 olduğunu biliyoruz. Demek ki bizim buradaki bir kutumuz 4 tane e, neymiş o 4 liraya denkmiş. 4 lirayı temsil ediyormuş. Ali'nin Kızılay'a bağışladığı para ne kadardır diyor. Ama biz iki kutu para bağışlamışız. Demek ki 4 çarpı 2'den de biz 8 lira para bağışlamışız Kızılay'a. Üçüncü sorumuzda demiş ki Fatma Hanım diyor 150 lira ile alışverişe çıktı parasını 5'te 3'ü ile giysi aldı diyor. Geriye ne kalmıştır diyor. Bakın geriye diye sormuş bu sefer. Yine 5'te 3'ü şöyle incelediğimizde şekil üzerinde eşit aralıklarla böldüğümüzde ne yapmış? Şu kadarıyla 3 parçasıyla kıyafet almış. Geriye ne kadarı kalmış sevgili arkadaşlar? 2 parçası. Yani biz aslında burada geriye kalanı bulacağımız için 5'te ikisini hesaplarsak soruyu halletmiş oluyoruz. Peki 5'te 2'yi bulalım. 150'yi ne yapacağız? 150'yi hemen 5'e böleceğiz tabii ki de. Bu da ne demek oluyor? 30 oluyor. Demek ki bir parçamız 30'muş. 5'te 2 dediği için kalan için 32 ile çarptık. O da 60 lira gibi bir cevap olarak karşımıza çıkmış oldu. 4'te de demiş ki Hakan diyor parasının 3/2'si ile öykü kitabı aldı. Öykü kitabına 16 lira ödedi. Hemen bakıyoruz yine paramızın 3/2'si. Yani 3 parçadan 2'si ve de bu ikisi ne kadarmış? Bu ikisi sevgili arkadaşlar 16 liraymış. Hmm, o zaman ne yapacağız? Biz yine bir kutuyu bulacağız. Daima bir kutunun ne kadar olduğunu buluyoruz. Bakın bir kutumuz o zaman 16'ı 2'ye bölersek 8 lira olmuş olur. Çünkü bizim iki kutumuz 16 liraymış. Bize diyor önceden kaç lirası? Harcama yapmadan önce kaç lirası vardı? E, bir kutumuz 8 liraysa bizim 3 kutumuz varmış harcama yapmadan önce. 8 kere 3'ten demek ki bizim cevabımız 24 lira olacak bu soru için. Geldik 5'e. Bir paket diyor dosya kağıdının 8'de 5'i fotokopi çekiminde kullanıldı. Ne kadarı kullanılmış? 8'de 5. Yani şöyle 4 çarpı 2'lik bir dikdörtgen yerleştireceğim. 8 parçaya ayırdım. Ne kadarı kullanılmış? 5 tanesi. Şunlar kullanılanlar. Fotokopi çekiminde kullanılan dosya kağıtlarının sayısı 250'ymiş. Bakın bu 5 tane boyadıklarım toplamda 250 oluyormuş. O zaman bir taneyi bulacağız biz. Bir taneyi bulmak için 250'yi ne yapmam lazım? 5'e bölmem lazım. O zaman 50 kağıt olmuş oluyor. Demek ki benim buradaki bir kutum temsili 50 kağıtmış. O zaman bana diyor ki fotokopi çekilmeden önce pakette kaç tane dosya vardı? E bizimki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaydı. O zaman 50 de çarpıyoruz 8 ile cevabımız 400 kağıt olarak karşımıza çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kısa bir video oldu umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur yeni gelen arkadaşlar içerik takibi için abone olabilirsiniz Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmında kullanabilirsiniz bir başka videoda bir başka faydalı içerikle buluşmak üzere diyorum şimdilik kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.